Thank you.
Anne. Selamun aleyküm değerli izleyicilerimiz, canlarım benim, bacılarım, kardeşlerim, ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz, Özlem Yaşantısı kanalına. Sefalar getirdiniz. Gönlü güzel bacılarım, kardeşlerim. Halınız, diliniz, dilliğiniz nasıl bacılarım? Allah iyilik, sağlık, sıhhat, düzen, mutluluk versin sizlere inşallah. Elinizde, barkınızda. Çoluğumuzla, çocuğumuzla Rabbim hiç kimselerin güler yüzünü soldurmasın inşallah. Amin. Vallahi Özlem bacımızı soracak olursanız bugün günlerden cumartesi pazar mı Ayşe? Pazar, hafta sonu. Hayırlı pazarlarımız olur, hayırlı hafta sonlarımız olur inşallah bacılarım. Esra yavaş salla çocuğu düşürün ne edin? Ben salla onu demiş bir şey olmuş. Tildiye çamaşırları topladık. Onları katlayalım ben bacılarım. Sabahdan ilkenden kalktık. Ben bugün Hüseyin Usta'nın ahraneye gitmedim. Ahraneye gitti mi? He? Ahra mahra gitmedim bacılarım. Hüseyin Usta kendi gitti. Sesi kesildi mi? Sen dışarı da ben dökerim anne. İneklerin sağımını yapmış. Hayvanların kanını doyurmuş tanaların. Sütçüye sütü vermiş. Ondan sonra zobayı yakmış. Hem civanım, hem mıhtarım, hem Hüseyin Usta'm, hem herifim. Hem evimin muhtarı, evimin reisi. Ayşe de mutfağı topladı. Ondan sonra ahpakla haşlıyor. Ev süpürecek. Hoşaf kaynatıyor herhalde. Akşama girip toplanıp geliyor. Kuruldu sağcılar, birikti ağaçlar oluyor. Şöyle. Ben de vallahi şey yar yardım oluyorum bacılarım. Bugün Hüseyin Usta ahıra sabahına girdi ya. Şimdi girmedi. Şimdi ben gireceğim. Onun evi bir yerlere basıp şey götürdüm. Sılaç. Üstüne, üçüne de biliştirdim. Şimdi söyleme sahip lavabomuzu. Ondan sonra banyomuzu temizledim mi diye Özlem bacımız oraya gidecek. Ayşe kızım da evlerimizi çektirecek. Esra da Özlem Alyam abi diyor halası. Vallahi iş de aynı, güç de aynı, yuh, yıha. Özellikle biz bayanların işi temizliğine günümüz geçiyor. Pişir, kurtar, yuh, yıha, iyileştir. Bir akşam oluyor yemek ki. Yalan dünyanın. İşler, çocuk evciliği, bu da yalan, bu da yalan, gel az da sen o yalan. Bugün iyi bir yağmur var, İboş daha kar diyor, esnaf mı diyor, ben yalandırıyor mu bilmiyorum. Kar gösteriyor diyor İboş. Daha yağar, bacam tutmasa da daha yağar, daha biz Şubat'tayız. Ben de dışarıda bir balkonumuzu süpürdüm. Bundan sonra zobalarımızın kovasını doldurdum. Tabanlarına kömür doldurdum. Önce hayvanlara gittim mi gelirken iki kuvada çiğ getireceğim tezek.
Çamaşırlarını da katlayamayacağız. Ben iki yere katlayamayacağım. Gitmenizi hoş görmem kaç. Ben bile 45 yaşındayım da yiyeceğiz katlı olmana. Kuzu gibi katlamam mı? Kaç. Biz de boşa gidecek misafirliğe. Siz de, de diyeceğiniz geziyorsunuz diye. Aslında biz annemle gezmelere gidecektik yine de. Bunda ablam telefon açtı. Biz kahvaltı yapıyorduk. Sultan'a gidecek. Siz de gelin bir. Sultan'a da gidecek. Hüseyin Usta ile İbo. Ondan sonra Yaşar oğlum. Bugün muhtar, ama muhtar adayıdırım kız. Belediye başkanı adayı Ramazan Kavneğri. He, dişleyemedi bacıların kusuruma bakmam, özür dilerim. Ramazan Bozdağ'ınki geçen de yemeğe vardı belediye başkanımızı. Bugün de İsmail Kav belediye başkan adayımızın yemeğe var. Çocuklar oraya gitti babalarıyla. Biz de evde. Ayşe bir Özlem Aliye'nin üstünü değiştirdi. Sinimizi topladı, suramızı topladı. Bir akşam yoğurt çaldıydım. Dursun bu iyice. Yıkadın mı da? Yıkadım. Olsun bir şey olmaz. Açayım. Olsun. Biliyorum. Ben de hava alsın da şey kalıplaşsın diye. Oraya bir gün hiç bozmayacaksın. Bozmayacaksın. Şeye bozmayalım. Akşam çaldık işte. Bu onu dursun yarın bozalım. Bu ne? Ben bir gün süp kartını kenara bile koyarım onu yitirdik de baban yarın kızar bana. O siyahat var ya dışarıda elektrik siyahatı. Oraya koyuyor mu oradan su geliyorum sana. Vay vay. İndi biniyor yağmur. İnsanlar nasıl bekleyecek ki yazdık. Üstlerini sıçacaksınlar çadır. Üstü nasıl olur mu öyle? Belki de kapalı bir yerde ne indirirler biri de her şeyi. O kadar demirci koyun insanın içinde yiyecek değil mi? Şey ne yapıyorlar belki kapalı bir salonla ne? Dışarı çünkü dışa soğuk. Ama o yemek yapılır sonra bir kişi yiyordun değil mi? Hı. Kapalı düğün salonu oraydı. Öyle her şeyin tadı vardı, tuzu vardı. İyiydi. Şimdi her şeyi yapmacık. Boş. Boş. Ev nasıl elde ne ev neyim süpürülürdü. Kışın kar neyim yağdı mıydı ya ben kendi şahsıma özel konuşayım. Dışarıda az bir güneş açardı bir de kar yağardı. Gece de dona çekerdi benim kar vallahi alı şöyle halıya diye atardım. Süpürgemi de yıkardım. Aksaray süpürgesi dizdik dışarı süpürdüğümüz süpürgeye. Onun hem süpürürdüm ışıl ışıl ışılardı. İnci ısıdan var, yukarı damlarda, çamaşır makinesi var, bulaşık makinesi var. Ondan sonra ceranlı süpürge var, kettle var, patates kızartma makinesi var. Blender var, şöyle çorba çarpıyorlar. Blender. Çorba çarpıyorlar. Blender. Evvel ocaklar yanardı, ben aşağı odada otururdum annemin yanında. Yaşar'ın anne boşu, ablamın kaynanasının bir evi vardı, Suna nenenin. O ev uçtu onlar uçundu bu yanına diye ev yaptırdılar. Geldiler onun bir göz odası şey vardı. Kayıt evi bitti bir tandır evi gibi girdi. Ben oraya odunumu kordum Ayşe komürümü kordum. Yakacığımı kordum. Evvel çoluk çocuk ilerinin içinde yıkanırdı. Yaşar nani boş kutçuydu. Dışarı bir ocak yakardım. Çamaşır makinesine inirdi. Binde birinde ya da hiç oldu benim bildiğim kadar. Ya da binde birinde zenginler alırdı. Fakirlerimiz de alacak. Dışarı bir ocak kurardım, iki pirketten, altına bir de tezey, kravatının tezeyini doldur. İki de, iki de kelle gibi bir odun doldur. Kazanı da koy, suyu kızdır. Yaşar'la boş oyun oynardı, onlar oyundan alır gelirdim ikisini de. Yıkardım. İboş'a suyu bir döktüm, su sıcağımı, sıpayı yakmışsın. Yaktım, çocuğu kaçtı. Ondan sonra gir getirdim, elinden tuttum, tamam gel soğuk su dökeceğim diye. Çocuğun aklı mı o ne bizim? Bu sefer de gözüne sabun kaçmış, evvel bir şey olurdu bacılarım. Göz sabun olurdu, bir yıkarlardı, bir yıkarlardı, kafasına vururlardı durmayınca. İboşamı tıkırdattıydı bana, yeri içinde.
İleyenin içinde yıkanır kanakı gözünün şeyiyle, köpüğüyle, kavasının köpüğüyle kalktı gitti onun da. Kaçtı gitti, yaşardı ağlayı ağlayı içi dışına çıkardı. Gözümü acıtmayacağım, gözüme sabun kaçırmayacağım, yemin et. Gözümü ağrıtmayacağım. Ondan sonra onları yıkardım, bir de kendimi yunurdum. Ondan sonra çocukların ah esbapları olurdu evvel. İrkeklerine beyaz atlet giyirdi, beyaz çorap giyirdi. Ondan sonra kazanın içine bir sabun kirtiği atılırdı. Ya da sabun tozu atılırdı, onu atardık, yorganların yüzünü sökerdik, çarşafları çıkarılırdı. O kaynayan suyun içine atılırdı, eline bu koç suyu alırdı, koca uzun ağaç, kalın ağaç çıkardın. Tokuşlama. Tokuşlama ne? Kaynatacağım, kaynadıkça döndüreceğim, kaynadıkça döndüreceğim. Ondan sonra öğlen sonuna kadar esbap yıkayacağım da, öğlen sonra da kalkacağım, aşağıda sıra bulabilirsem, çişme vardı. Çamaşırımı durulayıp geleceğim, sereceğim. Bir çamaşır sererdim ama Osman Nenem, o Osman Nenem eski uçuklara bir til yaptıydı babam. Bir oradaydı benim tilim, bir de Kostik abam oradan, Besim Nenem oradan oraya. Şöyle saz gibi inledirdim esbabı. Ellerim mantar gibi şişerdi, saz gibi inledirdim. Bacılarım işte mezerdi ki bu elde yıkanmış, işte mezerdi. Ondan sonra ev bak görürdük, haydi bağlam acıktım, yanan taşıyım üstüne ya bir dolma dolduracağım, ya ilyanı varsa onu saracağım, ya da pahla haşlayacağım. Yanına bir kuru soğan, bir pakırda yavan ekmek, haydi bakayım dişir çoluğu çocuğu. Karnını doyur, hele bir gün lafın birini koy birine geçerim, bacılarım Hüseyin Usta şeye gitti yurt dışına. Tabii ki ben annemin orada bir yerde oturdum, 3-4 sene oturdum, gezmediğim ev mi kaldı? Hüseyin Usta şeye gidince yurt dışına annemin de hamuru yoğurulacak, Elmas gelin geldi. Serpil ablam da geldi, ben de dedim çocukları dedim şey diyeyim de geleyim dedim, karnılarımı doyurayım. Kapıyı ben dışarıdan kilitledim, o küçük kilitli kapıyı açmışlar. Sürgü çekmişler arka taraftan koca sürgüyü. Annem dedi ki çocukları yatırdın mı dedi bana, ben de yatırdım dedim. Baktıydı ki ikisi de şöyle şöyle işli olurlar delikten. Çıkmış gelmişler. Hele bir de bir gün bacılar yine ben annem gülüm orada diye oturuyorum. Tek bir buçuk gözüydü vallahi, hem yatak odası hem oturma odası diyeceğim. İlyenin içinde ne kapkaçlık yıkardık. Arka sokaklar vardı. Ben arka sokakları pek severim. Yaşar Nani Boş'ta severim. Tabi çocuklar daha küçük. 6'şar 7'şer yaşında. Geçmiş gün ben ahpakla pişirdim. Turşu koyduk. Azlama mı vardı? Yuka ekmek mi vardı? Ben gideyim ben dedim arka sokaklar dedim. Başlayana kadar dedim annenle ilgili gideyim de geleyim dedim. İkisi oturdular. Aynalı tabağı diye koydum yiyorlar. Gittim annem bile. Daha oturdum ya 10 dakika geçti ya 5 dakika geçti. İboş ağlayarak geldi. İboş geldiydi Ayşe. İboş'un ağzı, yüzü şöylece ak pakla. Yaşar'la ikisi diyormuş. Yaşar İboş'un kafasını paklanın içine sokmuş. İboş'un yüzüne yapışmış paklanın deneleri. Bir de ben diyordum tabii siz evini vurduğunuzu paklayı yerinize yüzünüze yapıştırdınız diye. Bu sefer de Yaşar geldi o da ağlıyor. Yaşar'a baktım Yaşar da paklayla bir. Birbirini pakla tabağının içine de sokmuşlar. O günler pek tatlıydı, bacılarım pek tatlı, ince çocuklar büyüdü. Ondan sonra o eski günler gitti. Biri geldi paklayla ağlamış. Yaşar abi bir başını kafaya paklaya sokmuş. Bir başını duvadım içeride. İkisi bir sefer de abin geldi o ağlamış. Onun eli yüzde paklanın deneleri yapmış. Tabağın içine sokmuşlar birbirinin kafasını. Karanada sepmişler mutlaka. Sevmişler. Tabak, kaşık. Evet bu kötü halımız vardı. Şöyle mutfağa diye atardım. Her yerde geziyor. Bunların ikisini eve getirdim. Bunları bir havuş ettim şeyle, dinayla. Bir günde ikisinin ağzına da dişi doldurdum. Bana diyemedim de bacılarım durmuyorlar. İkisi de aynı emsal. Batırayım diyorlar, vurayım diyorlar, kırayım diyorlar, diyoşuyorlar, laf getiriyorlar, söz getiriyorlar. Yaşar'ın ağzına bir kanak karabiber bastım. İboş'un ağzına bir kanak karabiber bastım. Evet kanak da ne olurdu kanak dediğim. Şu küçük yağ kutuları var abacılarım onlara bana laf getiriyorlar. Açsızlar durmuyorlar. Ya çekirdek oyununda ütülü bağlı olurlar. Billah aldı çekirdeği aldı diyorlar. Ya oyun bozuyorlar. Ya birbirine toplarını vermeye saklıyorlar onun topunu. Abo İboş'a bak dedim. Yaşar'ın ki pek şişti de. İboş'a bak dedim dudağı şöyle olmuş. Anne ölüyorum anne dedi. Dudak şöyle bir kilav olmuş. Anne silikon dağıtılmış gibi.
Yaşar kıpkırmızı kızarmış. Ağzı şöyle cepir cepir yapışıyor. Bu sefer de gir acıdım ağızlarını yüzlerini yıkadım. Ondan sonra onlara bir reçel yedirdim. Yani sizin derdinizle ne olduğunu siz varsanız ben dedim işim kolunun komşunun yanına oturmayacağım diye. Tuzlu hamura yatırdım ikisini de. Misafirliğe giderdik evvel arkamdan gelirlerdi. Oğlum gelme oğlanlar gitmez dedim arkamdan gelirlerdi. Misafirliğe bir giderdim bir adım atardım bir dönerdim. Biri bir delikten bakardı arkamdan biri bir delikten. Hangi sokaktan çıkarsam arkamdalardı. Hadi evet onları kapatır giderdim ben gelene kadar da geri sürgüyü çekerlerdi bacılarım. Bir boşuna yaşardı. Yolda dedi dikilirlerdi. Geldim mi cebime bakarlardı. Evet şey olurdu. Kiyatlı şeker. Annem bize şeker getirdi. Bizde durumlar böyle bacılarım. Eskiler iyi. Şimdi hiçbir şeyin tadı da yok. Tuzu da yok. Hayat değişti. İnsanlar değişti. Oğlanlar evlendi. Torunlar oldu. Ben kocadım. Bizde durumlar böyle. Ben kalkayım usuldan usuldan. Şunu zaten temiz annem. Şu dişim videomuzu durdur. Akşam yine korkanla koruk. Onu koruktum isim çekerek. Herkese iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Değerli izleyicilerimiz. Bu arada akşam oldu. Pala pala kar yağıyor. Pala pala değil. Lapa lapa karlar yağıyor. Aynı analık yamalığı gibi diller bizim burada bacılarım. Şu karın yağışına bir bakın. Hüseyin Usta da koya gidiyor. Pala pala. Anne demir para gibi çok lazım. Yağıyor. Evet demir para gibi bir koca koca yağıyor. Abo maşallah. Allah bilir. Şöyle lambanın altında yağışına bakın mı bacılarım? Nasıl Allah'a? Keşke sabah bir saat metre kalırsa. Çakırasıra. Biz de Hüseyin Usta'yla 101'e gittik bacılarım. Ve ben Perşembe pazarından da ondan sonra pazartesi pazarından da hiçbir şekilde hiçbir şey almıyorum. Cumartesi pazar 101'de de indirim oluyor. Ben indirimdeyken ne aldım? Domates, patlıcan, yeşil biber. Ondan sonra mendilimiz bittiydi, selpak mendil. Onlardan aldım. Hüseyin Usta beni koydu, çarşıya gitti. Ayşe de evde karnımız burnumuzda tok. Pakla pişireceğim. Hüseyin Usta da tohumuş, İboş da tohumuş. Biz girip pişirmedik, vazgeçtik bacılarım. Yarın pişiririk. Hoşaf neye kaynattıydık zaten. Zobanın üstünde de sütlüğümüz pişiyor herhalde. Ayşe zoba tuttu mu kızım? Ne diyelim o zaman? Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın. Özlemin yaşantısında kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olun, destek olun. Buradan kucak dolusu sevgiler, selamlar yollayayım değerli izleyicilerimiz. Haydi iyi akşamlar.